Şimdi ben şöyle düşündüm. Tabii çok. Bugün locator'larla ilgili bir örnek çözelim. Uygulama üzerinde daha iyi anlaşılır diye düşündüm. Burada önce before'la zaten her zaman yaptığımız ayarları buraya yazdım, zaman kaybı olmasın diye. Test metodumuzu da oluşturdum ve burada hemen şeyle başlayacağım. Öncelikle ne diyor? Automation exercise sayfasına gidin diyor. Hemen buradan ne yapıyoruz? Driver get diyoruz. Sayfayı kopyalıyorum. Hoca kopyala yapıştır yapmayın diyor ama bu kadar da demiyordur herhalde diye düşünüyorum. Bunu yazmasak da olur sanki. Evet, bu şekilde ekledim. Daha sonra ana sayfanın başarılı bir şekilde görünür olduğunu doğrulayın demiş. Burada hemen sayfamızı gitmesi için göndereyim. Gitsin. Görelim. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Bir Hoş tane bulduk. örnek yapıyoruz. Automation Exercise sitesine girip bir kayıt yapacağız ve daha sonra da istenen verileri gireceğiz. Özellikle bol bol hani locate alabileceğimiz bir örnek olsun diye bunu seçtim. Şu anda adresimize girdik. Bizden ne istiyor? Ana sayfanın başarılı bir şekilde görünür olduğunu doğrulayın diyor. Şimdi ana sayfamız geldi. Böyle herhangi bir yeri bakın beraber inceleyelim. Nereye almıştık? Şuraya almıştık. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz HTML'de neler vardı? Şu morlar taglarımız bizim. Şu kırmızı yazılar bizim attribütlerimiz. Eşitlerin karşısında olan şu maviler de attribütlerin değerleri, value'ları. Biz bunlardan aslında istediğimizi kullanabiliriz. Yani şimdi ben mesela ne yaptım? Burayı incele dedim ve bakın şurası geldi bana. Burada istersem H1 gördüğünüz gibi tagı var. Bunu kullanabilirim. İstersem burada div tagını kullanarak class attribute'ini kullanıp şunu kullanabilirim. Çünkü burada ne var bir? Parent child ilişkisi var. Hangisinden yapsak olur? Önemli olan bir eşleşme bulabilmemiz. İsterseniz bakın şuradan bir bakalım önce. Eşleşmeyi görelim. Mesela burada 6 eşleşme var dedi arkadaşlar. XPath'i alınca bakalım bize ne diyecek. XPath'te ne yapıyorduk? Öncelikle şu tagımız kendi ilerimizi bir yazalım. Ne aldık biz arkadaşlar? Class'ımızı kullanıyoruz. Class attribute'ini kullanıyoruz. Hemen şuradan. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptığımda hala 6'da bir eşleşme var dedi. Şimdi ben isterseniz şöyle yapabilirim. Bunun hangisi olduğunu şuradan bulabilirim. Yani bu kaçıncıymış acaba bizim yazdıklarımız içerisinde? Bakın 2 de aşağı indi görüyorsunuz. 3 de devam ediyor. Bakın 1 bizimki. İstersek ne yapabiliriz? Buna da örnek olsun diye. Şurada paranteze alıp arkadaşlar birincisini seçebiliriz. Aynı bir hani array'den seçiyormuş gibi. Gördüğünüz gibi one match bir eşleşme var. Böyle yapabiliriz. Ya da burada bakın ne yaptık? Mesela şöyle şuradan bakın siliyorum. Şu an tekrar 6 eşleşme var. Mesela ne yapabilirim arkadaşlar? Tagını yazabilirim. Bir tagı var diyebilirim. Bunu belirtirsem bakalım şuradaki yıldızı silelim. Div tagına sahip kaç tane var? Yine aynı geldi. Demek ki diğerleri de aynıymış. O zaman ne yapıyorum? Birinciyi alarak devam ediyorum. Yani şöyle parantezi tekrar yazıyorum. Burada bir list gibi düşünüp birinci elemanı alıyorum. Bu şekilde ne yapmış oldum? Sayfanın görünürlüğünü test etmiş olacağız. Tabii arkadaşlar eğer bir şeyi doğrulayın diyorsa, test edin, bakın diyorsa ne yapıyorduk? Önce bir web elementine atıyorduk bunu. Hemen web element diyorum. Ana sayfa dediği için main page diyorum. Hemen driver find element xpath'le aldığım için xpath diyorum. Sonra yapıştırıyorum.
ve böylece web elementimi oluşturdum. Şimdi bana bunu doğrulayın dediği için aslında hani dün hocamız bize assertion'la if'siz bunları yapmayı gösterdi ama hani önce if'li de yapalım diye bunu devam edelim dedim. Çünkü biliyorsunuz navigate gösterildi, get metotları gösterildi. Bugünkü üçteki programda da hocamız şeyleri gösterdi, web elementleri gösterdi. Bundan sonra da hani locate'lerdeyiz şimdi. Hepsinden örnek yapmaya çalışacağım ama arkadaşlar en çok kullanım XPath'iymiş. Bu yüzden de daha çok hani XPath'ten yapmaya çalışacağım. Bir yandan da hemen yazayım. Main page diyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Is displayed yani görünüyor ise ne yapmasını istiyoruz? Hemen sort diyoruz ve burada test diyeceğiz. Arkadaşlar direkt aslında test yazabiliriz ama ben şöyle yazmayı tercih ediyorum. Yani main page test şeklinde. Yani burada neyi hangi web elementini sorguluyorsam yazmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü sadece bir tane test yapmayacağız. Bu testler içerisinde hangisini yaptığımızın belli olması bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Hemen burada da main page failed yazıyorum. Eğer bir sorun olursa nereden kaynaklandığını daha rahat bulabilelim diye. Daha sonra arkadaşlar burada devam ediyorum. Sign up login butonuna bir dakika ne yapmamı istiyor? Klik yapmamı istiyor. Hemen şurada bakıyorum. Şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Evet, daha rahat görelim. Bakın sign up login burada. Şunu tekrar bakıyorum. Burada arkadaşlar ne var şu anda? Bir A tagım var. Have diye bir attribute'im var ve login diye bakın bir value'su var. Buradan ne yapabilirim? Bunu alabilirim. Gelin bu sefer şöyle beraber bakın alalım beraber. Hemen ne yapıyorum? Burada yine XPath'in şey de yazabilirim, tagını yazabilirim arkadaşlar. Genelde tagı hani bir tane eşleşme bulmadığımızda, birden fazla bulduğumuzda tagı kullanmak daha mantıklı oluyor. Ama arkadaşlar zaten tek eşleşme varsa hani gerek olmuyor. Bakın zaten bir eşleşme var. Direkt ne yapabilirim? Bunu alabilirim ve hemen buraya geliyorum. Driver diyorum. Find element diyorum. Yine by expect diyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Burada arkadaşlar ne yapmadık? Bu sefer web elementini atamadık. Çünkü gerek yok. Daha kullanmayacağız. Sadece klik yapacağız. Ben de burada sadece klik yapıyorum. İsterseniz submit de yapabilirsiniz. Aynı işlemi görüyor. Herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Şurada bir çalıştırmış olayım. Bir yandan da kodumuzu yazmaya devam edelim. Ne dedi arkadaşlar? Verify new user sign up is visible demiş. Aslında biraz Türkçe, biraz İngilizce olmuş. Niye böyle bilmiyorum. Bazı yerleri değiştirmiş, bazı yerleri değiştirmemiş sanki ödev verirken hoca. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Sign up butonuna da tıkladı. Bu bölüme gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunlara bakacağız. Öncelikle bizden ne istemiş? New user sign up yazısının görünür olduğunu test edin demiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen buraya gelelim ve bunun gerçekten olduğunu bularak test edelim arkadaşlar. Şuradan tekrar incele yapıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz burada sadece bir eşitlik olmadan bir yazı yazıyorsa bu text'tir. Aynı zamanda siyah olmasından da anlaşılıyor. Bunu ne yapabilirim? Text'i alabilirim. Bunu alırken bir farkı vardı hatırlarsanız XPath'te. Ne yapıyorduk? Normal bu şekilde yazıyorduk ama attribute ismini yazmıyoruz arkadaşlar. Yani sadece ne yaz daha doğrusu et işaretini yapmıyoruz. Onun yerine text yazıyoruz şöyle. Eşitlik yapıp normal devam ediyoruz. Yani tek farkı şuradaki et işaretinin yazılmaması oluyor text'te arkadaşlar. Attribute ismi olarak direkt test yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın bir eşleşmeyi sağladık. Hemen bunu alıyorum. Ve sayfama geri dönüyorum. Burada da bakın arkadaşlar main page test yazdı zaten. Herhangi bir sorun yok. Şimdi bana ne dedi arkadaşlar? New user sign up'ın görünür olduğunu test edin demişti. Şöyle hızlı olması için arkadaşlar hemen şöyle alıyorum. Web elementimi main page yerine new user yapayım.
Şöyle. Ve şu bulduğumuz, locate ettiğimiz adresi de hemen buraya yapıştırıyorum. Sonra main page yerine new user'un görünür olduğunu kontrol ediyorum. Ve şurada da new user yazıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu buraya da alalım. Evet, buraya kadar tamamlamış olduk. Şimdi bunu da test edebiliriz. Şurayı kapatayım. Yandan çalışsın arkadaşlar. Sonra ne diyor? Enter name and email adres diyor arkadaşlar. Name'imizi ve email adresimizi de yazmamızı istiyor. Ne yapacağız? Send keys ile veri göndereceğiz. Burada da bir web element atamamıza gerek yok. Peki, ne yapabiliriz? Sign up girdikten sonra şunların yerini locate edip direkt giriş yapabiliriz arkadaşlar. Önce hazırlığını yapalım. Ne yapıyoruz? Diyoruz driver yine arkadaşlar. Find element diyorum. By X diyorum. Pardon. CSS'e gittim. Aslında CSS'ten de birkaç örnek yapılabilir arkadaşlar. Yanlışlıkla tıkladım ama ben. Bundan da birkaç örnek yapalım inşallah. Çok bir farkı yok aslında. Burada click edeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü bizden pardon click demeyeceğiz, özür dilerim. Send biz diyeceğiz. Yalnız bir sorun var sanırım. Fazla yaptım bir tane herhalde arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldi. Send keys diyeceğiz. Çünkü veri göndereceğiz arkadaşlar. Öncelikle name'i göndereceğiz. Herhangi bir şey yazabiliriz. Şöyle deneme yazayım. Daha sonra da şurayı hemen alalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Name'i buradan. Arkadaşlar bakın burada bakıyorum neler varmış. Bir defa input tag'ım var, type var, data key var, placeholder var, name var, value required var. Aslında birçok şey alınabilir. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Mesela ne alayım? Placeholder aldım arkadaşlar. Herkes farklı bir şekilde hani locate edebilir. Hoca söylemişti, pardon, yerini değiştirdim sanırım. Bir dakika arkadaşlar. Ne yapayım? Geri girip yapayım, pardon. Şuradan yapayım. Orada bir HTML kodunda bir değişiklik yaptım sanırım yanlışlıkla. Hemen şöyle tekrardan giriyorum. Evet. Placeholder'ı kullanacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle alıyorum. Yine XPath'i kullanıyorum. Oldukça rahat. Hocanın dediği gibi hani hepsinde de XPath'i hemen hemen kullanabiliriz demişti. Gerçekten de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla XPath hemen hemen hepsini yakalıyor. Evet arkadaşlar yine one match dedi. Bu placeholder yerine yani data key'imize ya da type'ını da kullanabilirdik. Bu şekilde aldık. Dediğim gibi siz farklı şekillerde deneyebilirsiniz. Kodu size de gönderirim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Name'i girdik. Buraya hemen mail adresi için de aynı şeyi yapalım. Mail adresi de ne olsun? Deneme 123 @gmail.com gibi bir şey yazalım. Şuradaki adresimizi düzenleyip bitireceğiz. Hemen bunu da alıyorum. E-mail adres diyorum. İncele diyorum arkadaşlar. Şurada takıldı. Bir dakika. Tekrardan incele yapalım. Evet, zaten altındaymış, o yüzden öyle gelmiş. Bakın arkadaşlar, az önce placeholder'dan almıştık. Bu sefer de e-mail adres diyor. Sadece e-mail adres değiştiği için arkadaşlar, aslında az önceki şu bulduğumuzu bakın, aynı alıyorum, getiriyorum buraya. Sadece ne yapacağım? Mail adres yazacağım. Gerçi hocamız şey demişti hatırlarsanız, boşluk olanları kullanmanızı tercih etmiyorum demişti bakın. Eğer arada boşluk varsa hani sorun olmayabilir ama sorun olabileceğini düşünerek ben onu değiştirmek istiyorum arkadaşlar burası için. Hemen ne yapıyorum? Data Q'yi alacağım. Şuradan şöyle aldım. Bakın yine one match diyor arkadaşlar. Bir eşleşmemiz var. Bunu aldım ve bunu koymak istiyorum. Garanti olsun. Sonra bir sorun olmasın diye. Buraya kadar veri girişini yaptık arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapayım. Veri girişinden sonra bir thread silip koyayım ki hani hemen geçmesin, görmüş olalım. Şöyle iki niyet edecek.
Tamamdır. Evet, buradan da şöyle yapıyorum. Sonra ne yapacağız? Click sign button diyor. Hemen sign up'a da uzatalım. Buranın sayfasını da şurayı kapatayım önce. Tekrar alıyorum. Arkadaşlar burada da bakın class var ama boşluk var. Bunu tercih etmiyoruz. Bakın text var arkadaşlar. Siyah yazılmış. Hiçbir eşitliğin sağında ya da solunda değil. O zaman bu text'tir. İsterseniz buradan ne yapabiliriz? Deneyebiliriz. Hemen bakıyorum. Sign up 10 tane eşleşme var diyor. Ya da mesela şununla da deneyebilirim. Bir bakalım. Submit 3 eşleşme dedi arkadaşlar. Şurada tekrardan geliyorum. Ve bir deneyelim bakalım. Hemen XPath'e çevirelim ve durumu görelim arkadaşlar. Diyorum, type diyorum. Ondan sonra tek tırnağımızı açıp kapadık. Ve yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir eşleşme dedi. Burada arkadaşlar farklı bir yol da kullanabiliriz. Bakın mesela ne yapabiliriz? Şuraya geliriz arkadaşlar. End yazarız. Yani biz ne dedik şu anda burada? Ya da butonu kullanabilirim bakın arkadaşlar. Button. Burada ne yapabilirim? Tag name olarak bakın şu end'i kaldırayım önce. İkisini de gösterelim. Yani ikisi de kullanılabilir metotlar. Burada arkadaşlar button'ı kullanacağım. Şöyle button tag'ını kullandım. Bakın bu sefer gerçi az önce ne demişti arkadaşlar? Kaçırdım ben orayı. Bir dakika. Yine 3 eşleşme demişti. Demek ki aynı. Burada bir şey değişmedi. Ne yapabilirim? Burada mesela data QA var bakın arkadaşlar. Burada niye burada takıldı acaba? Bir dakika. Pardon, şuraya basacaktım. Evet. Data QA diyorum arkadaşlar. Burada mesela ne yapabilirim? Şuraya ekleyip arkadaşlar şöyle QA deyip login button'ı yine eşitleyebilirim. Yani hem bu hem bu olan arkadaşlar. Ne demiş oluyoruz? Type'ı submit olan ve data QA'yı kaçırdım. Login button olan ben elementini bulmaya çalışıyorum demiş oluyoruz. Bu sefer şöyle kapatalım. Bakın one match yaptı. Yani az önceki gibi arkadaşlar isterseniz işte bu kaçıncısıysa onu alabilirsiniz. Ya da hani birazcık daha hani ne diyelim daha net tanımlayabilirsiniz. Şu ve şu olan aynı zamanda hem type'ı submit olan hem de data QA'yı login button olan ben elementi istiyorum da diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bir yöntem. Yalnız login'e girmedim değil mi arkadaşlar yanında? Şurayı bir kontrol edeyim de sanki yanlış yeri yazmışım gibi. Evet yanlış yeri yazmışım. Kusura bakmayın. Sign up button yazmam lazım. Çünkü bir kullanıcılar için yapmışlar. Bir de daimi kullanıcılar için giriş yapmışlar. Evet sign up button diyorum. Sanırım doğru. One match dedi. Bakın bu sefer de bunu alalım ve hani bunun da çalıştığını görelim. Bir sorun olursa farklı bir şey alırız. Özellikle yani mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Emin olsak bile bazen farklı bir şey alabiliyor. Şöyle hemen yazıyorum arkadaşlar. Click dediği için de buraya click'i ekliyorum. Evet arkadaşlar run yapıp görelim. Şunları da bir kapatayım. Buraya kadar herhangi bir sorun var mı arkadaşlar? Yok, gayet iyi hocam. Peki hocam devam ediyoruz o zaman. Bir görelim. Yani bu en kullanılabilir bir yöntem. Benim hoşuma gitti. Çünkü bazen 1 2 dediğimde yanlış yeri seçme ihtimali de olabiliyor. Kontrol ediyoruz. Onu da gösterelim. Ondan da örnek yapalım. Bakın denemeye girdi. Sign up'a tıkladı ve geldi hocam. Görüyor musunuz? Yani hani bir şey yetmedi ama ikinci bir şey daha yapınca burada bakın testlerimizin de pest olduğunu söyledi. Herhangi bir sorun yok. Burada ne yapmış olduk? Entry Count Information sayfasına gelmiş olduk. Ne diyor bundan sonra? Hesap bilgilerini girin, ifadesinin görünür olduğunu doğrulayın diyor. Doğrulama varsa if kullanıyorsun hani şu anlık. Daha sonra değiştireceğiz bunu. Hemen şuradan alayım. Biraz hızlı olsun çünkü bayağı uzun bir soru seçmişim. Bu kadar da uzun olduğunu fark etmemiştim. Hesap bilgileri demiş. Hemen burada ne demişti?
account information demiş. Ben de account info diyeyim. Şöyle. Tamam. Sonra şuradaki şeyi alacağım. Hemen onun yerini değiştireceğim. Şurada da account info diyeceğiz. Aynı şekilde burada da account info testimizin test ya da fail olduğunu sorgulamış olacağız. Biliyorsunuz displayed metodunda boolean dönüyor bize. Yani şöyle bakarsak boolean yani true ya da false dönüyor. True ise içine girecek, false'u zaten arkadaşlar fail diyecek. Bunları biliyoruz diye hızlıca geçiyorum. Hemen burada şey account info'nun görünür olduğunu bir test edelim. Evet arkadaşlar buraya geldik account info'da. Şimdi ne yapabilirim? İsterseniz teksti kullanabilirim. Bakın enter account information diyor. Farklılık olsun. XPath'in tekstini kullanalım. Tekst halini. Hemen şuradan alıyorum. Ve bu sefer arkadaşlar ne kullanmıyoruz? Et işareti kullanmıyoruz. Onun dışındaki her şey aynı. Zaten attribute olarak da text kullanıyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi bir eşleşme oldu. Hemen bunu alıyorum ve şuraya ekledim. Böylece arkadaşlar bunu da test etmiş olacağız. Ben bir yandan çalıştırayım o test etsin arkadaşlar. Bir yandan da yazmaya devam edeyim. Ayrıntılar olarak şunları da girmemizi istemiş arkadaşlar. Ünvan, işte title, password, data, sport demiş. Bunları da gelsin. Yavaş yavaş girelim. Evet, buradan sign up ücüne tıkladı. New user sign up'ı burada verilerini girdi. Sign up'a tıkladı. Ve buraya geldi. Bakalım testimiz de geçti mi arkadaşlar? Evet, account info testimiz de pest oldu. Burayı da geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burayı doldurmamızı istiyor. Böyle hızlıca doldurmaya çalışacağım. Title'ımızı ben bayan olarak seçmek istiyorum. Hemen önce şöyle yapayım isterseniz. Şurada bir hazırlık yapayım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hep bir veri girişi yapacağım. Şurada bir tane sanki göndermiştik değil mi biz? Evet şurada mesela şunu bir tane alayım arkadaşlar şöyle. Hızlı olmak için hani copy paste yapıyorum. Normalde hocalarımız çok yapmayın diyor ama arkadaşlar şu anda yapmazsam yetişmez bu. Daha çok hani locate yapabilmek için biraz copy paste'i kullanacağım. Şimdi burada arkadaşlar pardon title'da klik yapacağım sadece. Seçim yapacağım arkadaşlar. O yüzden burada sadece title'da bu yeterli. Bir dakika. Şöyle buradan alayım. Password yazacakmışım. Burada send keys olacak. Tamam. Şurada da date of birth diyor. Burada da arkadaşlar sanırım böyle yapacağız. Bakalım bir sorun olursa değişiklik yaparım. Şöyle yazayım burayı. Şöyle açalım. Evet, öncelikle arkadaşlar title'ı klik yapacağım. Şurayı bulmam lazım. Hemen giriyorum. Mrs'i seçmek için incele butonuna aldım. Arkadaşlar bugün yani daha önce hocaya sorduk sürekli aşağı sabitlemek için bir yol var mı? Yok dedi ama siz biliyor musunuz? Herhalde bir yol yok çünkü hep hocalar aynı şekilde Soruyu tekrar alabilir miyim? efendim Soruyu tekrar alabilir miyim? şey dedim hocam biliyorsun bu yanda geliyor ya bazen şu alttaki incelenin yeri Evet. hani sağda gelmesin her zaman altta gelsin diye bir yöntem var mı acaba diye demiştim de Sabitlemek için yok. evet Yok. peki hocam şimdi o zaman ne yapıyorum title'a girdim bakın ID var ID varken başka bir şey kullanmanıza gerek yok demişti hoca hemen bunu şu şekilde aldım. ID ile de alabiliriz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi garanti olsun diye böyle yazıyorum. XPath'in uygulamasını hani yaptığımız için. Ama by ID de kullansak XPath yerine by XPath yerine hiçbir sorun
Olmuyor. Deneyip görebilirsiniz. Burayı geçmiş olduk arkadaşlar. Password istiyor. Hemen burada bir dakika. Neredeydi password'ümüz? Şurada arkadaşlar. Password kısmına geliyorum. İnceleyip devam ettim. Evet. Burada arkadaşlar type'ı var. Yine ID'si var bakın arkadaşlar. ID varken yine ID'yi kullanmak istiyorum. Evet, tırnağımı açıp kapatıyorum. Evet arkadaşlar, yine OneMatch. Password'ümü de aldım. Ve şuraya yapıştırdım. Password olarak ne yazayım? Deneme böyle yazdım. 1-1-1. Böyle bir şekilde arkadaşlar. İstediğim bir şey yazabiliriz. Date of Bird'e geliyorum arkadaşlar. Şurayı kapatayım. Yalnız Date of Bird bir şey değilmiş arkadaşlar. Üçlü bunu tek tek girmem lazım sanırım. Hemen bakıyorum. İncele diyorum. Tekrardan bir bakalım. Evet, ID'si değişmiş arkadaşlar. O yüzden buradan gidebiliriz yine. Hemen bakıyorum. Too much dedi. Bir XBET'le bir bakalım. Match yaptı arkadaşlar. Sorun yok. Bunu aldım. Hemen burada giriş yapacağım. Şuraya yaptım. Şuraya da 04 dedim arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Burada 3 tane o zaman hemen devam etmem lazım. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Bunlardan birini seçmem lazım. İncele diyorum. Yine ID'si var arkadaşlar mont olarak. Sadece şuradaki biz kısmını mont yapayım. Yine bir eşleşme dedi. Sorun yok. Bunu alabilirim. Hemen burada geliyorum. Password. Ha, pardon. Şey de yapmam lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bunu da aldım. Send keys olarak February yazıyorum. Tamam. Şunu kopyalayayım bir daha uğraşmamak için. 1994 yazıyorum. Şurayı da silelim. Buradan gidiyorum. Year alacağım. Evet, incele diyorum. Bir de ID varmış arkadaşlar. O zaman sadece years'ı alıyorum. Şuraya kopyaladım. OneMatch dedi. Bunu da aldım. Hemen şuraya getirdim. Evet arkadaşlar, buraya kadar giriş yaptık. Hemen bir çalıştırıyorum. Şunları da bir kapatayım. Evet, görelim. Alabilmiş miyiz? Locate diye. Evet, buraya kadar girdi. Bakalım, misesi işaretledi. Bu da yalnız bir sorun oldu arkadaşlar. February girdi, yılı girdi, day girmedi. Bakalım, nerede sorun oldu? Aslında kod da çalışmış. Day'i neden girmedi acaba? 04'ü girmedi. Bir dakika. Ha, pardon arkadaşlar, başında sıfır yokmuş. O yüzden bunu kabul etmedi. Yani bu seçeneklerden biri olmak zorunda. Bunu 4 yaptığımda çalışacak. Şöyle yapıyorum hemen. 4 yapmam lazım. Tekrar çalıştırıyorum. Şunu da tekrar kapatayım. Yani seçimli olanlarda birebir aynısı olması gerekiyor. Farklı bir şey girersek kabul etmiyor. Çünkü orada gördüğünüz gibi seçim var. Yani onlardan birini seçmemizi istiyor bizden. Tekrar bakalım. Sign up yapalım. Evet. Bakalım, girdi. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sefer girdi. Bir sorun olmamıştı zaten. Yine test.
girdi. Sadece şuradaki 4 rakamını girmemişti. 0,4'ü bulamadığı için burada sadece 4 var gördüğünüz gibi. 31'e kadar olan sayılar var. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Burada da yine details demiş. İşte first name, last name, company. Bunlar da arkadaşlar aynı. Şurada bakın bayağı bir şey girmemizi istiyor. Bunu şöyle yapayım isterseniz. Hani daha öncekinden kopyalayayım. Yazmıştım daha önce. Çünkü burasını aynı olacak. Değişen bir şey yok ama size de göndereceğim zaten. Diğer kısımlarını yapalım. Şuraya kadar arkadaşlar aynı olduğu için burayı alıyorum. Şöyle devam edelim. Şu mobile number'a kadar sanırım şöyle alacağım. Buraya kadar almış olmamız lazım. Bakıyorum. First name'den başladı. Örnek şeyler giriş yaptım. Şunu da almış oldum. Butona da tıklamış olduk arkadaşlar. Nereye geldik? Onu da bir görelim şuradan. Tekrardan run yapayım. Bunlar arkadaşlar aynı şekilde bakın expat'le aldım. Dediğim gibi rahat bir şekilde alıp iş yapabiliyorsunuz. Takılırsak az önceki gibi hani birkaç farklı yöntemle yaptık. Ya örnek veriyorum birden fazla attribute'ü end ile beraber bağlayıp yapabiliriz. Tag name'ini ekleyebiliriz. Ya da kaç tane işleşme varsa kaçıncısı olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdi ve biraz hızlı girdi ama tüm verileri girdi ve en son klikledi için buraya geldik. Account created dedi. Hesabınızı başarıyla oluşturdu diyor. Şimdi buradan devam edersek arkadaşlar demiş ki verified account created is demiş. Hesabınızın oluşturulduğunun görünür olduğunu test edin. Yani bunun doğruluğunu test edin dediği için hemen yine bir şöyle bir testte kullandığımız şeyi metodolojiyi alayım buradan arkadaşlar. Önce ne demiş? Account create dediği için şuraya account yazıyorum arkadaşlar. Buradan şu xpet'imizi alacağız şimdi. Ondan sonra şuradaki account değiştiriyorum. Şuradaki de account info yerine account create de yazabiliriz aslında. Şöyle kısa olsun. Hemen devam ediyorum. Account created yazısının görünür olduğunu test edeceğiz. Ahmet hocam işte şöyle yanda çıkıyor ya ben bunu söylemek istemiştim. Hani her zaman direkt altta çıksın daha rahat inceleyebiliyoruz ya. Onu da bulamadım ama birkaç kere de sordu arkadaşlar da sordu. Şey yapamadık daha. Tam orayı bulamadık. Arkadaşlar mesela burada neyle bulabiliriz? Bakın bunun parent'ından bulabiliriz. Yani H2 tagına ait class attribute'ünde text style, text center bunu kullanabilirim ama boşluk var. Çok tercih etmiyoruz. Ya da yine H2 tagında ya da hiç tagı yazmadan data QA account created bakın bunu kullanabiliriz. Ya da şurada text var account created diye. Bunu da kullanabiliriz. Bakalım eşleşme sayısına görelim. Zaten one match dedi. Hiç sorun yok. Direkt buradan alıyorum o zaman. Hemen şöyle yazayım. Arkadaşlar ne yapıyordum? Et kullanmıyordum. Text olduğu için arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Hemen. Evet. Buradan gördüğünüz gibi yine one match dedi. Hemen şuraya getirdim. Şunun arasına da yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi buradan sonra account create etmiş olduk. Continue butonuna yani continue butonuna tıklamamızı istiyor arkadaşlar. Şurayı tıklamamızı istiyor. O zaman onun da hemen locate'ini almanız lazım. Diyorum buraya. Arkadaşlar bakın yine bu butonun üzerinde yazan continue text'i siyah olarak belirtilmiş. Bu sefer değişiklik olsun diye sırf QA'den almak istiyorum. Hemen şöyle alıyorum. Dediğim gibi hiç fark etmez. İstediğini seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan aldım. Hemen şöyle yazıyorum. Şuradaki çift tırnağı tek tırnak haline getiriyorum. Ve kapatıyorum. Tek eşleşmeyle burayı da almış olduk arkadaşlar. Ne yapacaktık? Klik yapacaktık arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım.
Driver diyoruz. Find element diyoruz. By inspect diyoruz. Hemen şurada bulduğumuz adresi, konumu buraya ekliyorum. Daha sonra da click yapıyoruz arkadaşlar. Peki buraya kadar bir çalıştırıp görelim. Yani click yapıyor mu, yapmıyor mu? Test etmiş olalım. Sırada olmak üzere yalnız. Evet hocam. Yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet, sign up tıkladık. Verilerimiz girildi. Evet arkadaşlar, burası new user sign up olduğu için, ikinci kere girdiğim için dedi ki sen zaten tanımlısın dedi. O yüzden mail adresimi değiştirmek zorundayım. 1, 2, 3, 4 yapıyorum ve tekrar hemen run yapıyorum arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. Evet bakalım. Bu sefer iş yapacak umarım. Ha, 1, 2, 3, 4 dolu redditti. Çok enteresan. Bunu mu girmişler? Bunu ben girmedim ama demek ki birilerinin aklına gelmiş. Şuraya böyle bir şey yazayım bari. Ya da bu ismi mi değiştirelim? Şöyle yapayım. Umarım bu sefer artık çalışır. Yeni bir kullanıcı kabul etmiyor.